İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimde Medeniyet'e programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Geçen hafta sizlere Luristan veya Laristanlı olan Muhammed Musahiddin Efendi'yi anlatmaya başlamış idik. Bu hafta inşallah onu anlatmaya devam edeceğiz. Kendisi Eshab-ı Keram Saat bin Ubade Hazretleri'nin soyundan gelen ve dini İslam'ı Hindistan ee, Afganistan civarındaki coğrafyadaki oralara Hint coğrafyası denirdi. İslam'ı anlatmak için gelen Müslümanların torunlarından İstanbul'a kadar geldi. Kendisini orada Gürganiye'nin baş şehrinde efendim Lahor'da görevlendiren Hümayun Şah vefat edince hac vazifesini yapmak için Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye geldi. Oradan da Anadolu'ya geçerek Anadolu'dan da İstanbul'a gelip Ebu Suud Efendi ile o zamanın Şeyh, Şeyhülislam'ı onunla tanıştı. İkisi sık sık sohbetler etmeye başladılar. Meclisler kuruluyordu. Bu meclislerdeki diğer alimler de bu kimsedeki cevheri fark ettiler. Ondan bir şeyler öğrenmek için adeta yarışır oldular. Musihten Efendi bir müddet İstanbul'da talebe yetiştirdi. Ehli sünneti e anlattı. Ders verdi. belde Amit denilen Diyarbekir'e gitti. Diyarbekir valisi o zamanlar İskender Paşa'ydı. Orada cami de vardır İskender Paşa'nın. Diyarbakır enteresan bir yer efendim. Kaç tane Osmanlı Paşası orada valilik yapmışsa hepsi bir cami yaptırmış. Hepsi maşallah. Demek ki ihtiyaç da vardı efendim. Şimdi cami yaptıran şöyle devlet adamlarına bakıyorsunuz yok mesabesinde. Var ama yok mesabesinde. Evet. İskender Paşa, Diyarbakır'da vali olan diyar Bekir deniyor, Amit ülkesi. Bu Mustahiddin Efendi'nin rahmetullahi aleyh Diyarbakır'a gelişini duyunca izzet ve ikramla karşıladı. Aman efendim hoş geldiniz, ne iyi ettiniz diyerek 1559'da valinin teklifiyle İskender Paşa'nın oğullarına ders okutmaya başladı. Tamam İskender Paşa kendi oğullarını kurtardı, vatandaşa ders veren adam gitti. Değil. Onunla da görevlendirdi. Yoksa bütün ömrünü insanlara Allah-u Teala'nın yolunu anlatmak için harcıyordu. Evet. Ayrıca Hüser Paşa medresesinde müderrislik verildi kendisine. Kim verdi? Kanuni Sultan Süleyman Han. Tabi. Müderrisleri direkt olarak hükümdar tayin ederdi. Herkes de etmezdi. Adam olanı etmezdi. Ne eleklerden geçerdi, ne süzgeçlerden geçerdi efendim o. Evet. Sonra Diyarbakır müftüsü yapıldı. Öteki görevler devam. E nasıl yetişiyor? Yetişir. Şimdi müftülerimizin kaç görevi var efendim? Belki Diyanet Vakfı'nda bir görev veriliyordur. Belki. O da nereye kadar nasıl yapılır onu bilemem. 1556'da Halep'e uğradı. Ey Halep tabi diğer kere İstanbul'a göre hayli yakın bir yer. İbni Hanbeli, Tarihi Halep isimli kitabında Lari Efendi'den bahseder. Halep'e gelişinde ön yolu tüccar sandılar. Ey Halep ticaret şehri efendim hala da öyle yani. Sonra onunla sohbete baktı. Aa, cık. bunun öyle ticarette, alışverişte falan işi yok. Bunları bilmiyor. Bunun bir tek şey var. allah Teala'nın yolunu insanlara anlatmak. İşi gücü bu. İhtisas konusu bu. Ve Lari Musihittin Efendi 1562 senesinde 60 yaşını gece Diyarbakır'da vefat etti. Yani 1500'lü yıllarda doğdu, 1562'de vefat etti. Demek ki 62, 63, ihtimal ki 63 Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam e, vefat ettiği yaşları kadar yaşadılar. Kabri Safa Palu, Palu camii avlusundadır. Ey Palulu kardeşlerimiz, siz biliyor muydunuz Lari Mustehit'in Efendinin oradaki kabrine kaç Palulu biliyor? Kaç yerde kaç kişi anlattı? Ne olur? Bunlarla ilgili olanlar hemen artık Palunun Kültür işlerine kim bakar? Kaymakam özel kalemimi bakar. Mutlaka bunların hepsinin başında Kaymakam Bey olmadı. Belediye Başkanı, ya biz bir hazineye komşuyuz da buna elimizden gelen hürmeti gösteremiyoruz, yazıklar olsun bize diye üzülerek de olsa, ona gerekli bakımı, tutumu, ziyareti kolaylaştırma işlerine, halletmeleri lazım. Lari Efendi Arabi ve Türkçeyi mükemmel bilirdi. Çok kuvvetli Arabisi vardı. Farisi ise zaten ana lisanıydı. Doğuşu İran toprakları. Hindistan'a yakın sınırda topraklar. Üç dilde de şiirler yazdı. Şimdi bir dilde şiir, insan ana dilinde şiir yazar. Arabi'de şiir yazmaya başlayınca, Arabi mantığıyla bu şiirleri yazarsa usta bir adamdır. Yoksa birinin ben var gelmek, ben var gitmek gibi İngilizce konuşması hesabıyla olmaz bu iş edebi bir eser ortaya getiriyorsun. Farisi'de de aynı. Farisi lisanı bilenlerin mantığıyla o şiiri yazacaksınız. Onun için ana dilinin dışındaki şiirlerin yazılması sadece o dili bilmek konuşmaktan değil, o dilin edebiyatını da bilmek ve hazmetmekten geçer. Şiirde mahlası kelamiydi. Kelami. Yani söyleyen, söyleyen, kelam eden manasına. Çok kitap yazdı. Bunlar muteber ve kaynak kitaplara yazdığı şerh ve haşiyeleri de. Bu haşiyeler önemli şeydir. Herkes haşiye yazamaz. Bugün kitap yazanların yazdığı kitapları şöyle bir elden geçirirseniz kıymetli dinleyenlerim. Bir meseledeki bir cümleyi veya iki cümlelik bir bilgiyi bir kitaptan alıyor. O kitabın altında da onunla ilgili sayfanın altında dipnot var. Dipnotu da alıyor. Kendi o kitabı karıştırmıyor artık. Parayla tez yazılan memlekette bu kadar zahmete girilir mi efendim? Parayla tez yazan o da alıyor bir tane tezi veya bir kitabı. O kitaptaki o konuyla ilgili yeni şeyler olabilir, devşirme usulü olabilir, harem hümayunla ilgili bilgiler olabilir. Üniversitelerde binlerce her sene doktora tezi geçiyor. Ee, jürilerin elinden ve önünden. Bunlar da birisi merametsse de şöyle bir dipnotlarına baksa, ben mesela geçenlerde elimde. Bir kitap vardı. O kitaptaki dipnotlardan bayağı sıkıldım. Bir adamın 200 sayfalık bir kitaba 200 sayfalık da dipnot yazması mümkün mü? Hem de ufak yazıyla yazıyor bu sefer. Değil. Değil. Bu kitaba 100 sayfaya 100 sayfa dipnot yazmış adam. Kitap 225 sayfayı buldu. Aha tez oldu. Tez sayısı buldu. Buldu. 34 mi? 34. Tamam tamam. Tamam. Bu geçer oğlum. Hadi bakalım sen götür. Dipnotları bir çıkarıyorsunuz. Dipnot verdiği mesele yukarıda zaten kendisi o cümleyi almış. Birinci Mahmut Han'la ilgili o bilgiyi oraya koymuş. Bir de filan kitapta da şunları yazıyor diyor. Aynı şeyi bir de oraya yazıyor. Lütfen. Cahil ilim adamı yetiştirmeyelim. Kıymetli hocalar. Sizler bunu bilirsiniz. Bu zamanın kolaylığına koşturan gençliğe bunun yanlış olduğunu anlatmazsanız yarın öbür gün ya bunu yetiştiren hoca kimmiş derler ama rahmetle anmazlar haberiniz olsun. Evet. Onun için kitaplara haşiye yazmak, o kitap bilgilerini tam anlamakla olur. Haşiye ancak ve ancak, ya bu bundan yüz sene önce yazılmış. O zamanın insanının bilgi haznesiyle bugünkü insanların bilgi haznesi farklı. O zamankiler zayıf değil, şimdikiler ooo o, o, o. bir sürü uydurukça kelimeler var. Bunu bu insanlar anlamaz diye kelime açıklamasıdır haşiyeler. Ama bunu da bilmeyen yapamaz ki. Efendim ben tamam ilahiyatçı bir profesörüm. Salla gitsin. Salla gitsin. Niye ben profesörüm arkadaş? Aha eylemli profesörüm. Yanlış söylüyorsun diyor başka profesör ona. O da ona sen yanlış söylüyorsun diyor. Bunlardan en az biri yalancı. Belki ikisi de yalancı. Ama en az birisi yalancı. Kesin. Çünkü zıt şeyler söylüyorlar. İkisinin de yalancı olma ihtimali de yüzde elliden aşağı değil. Evet. Miratül Edvar ve Mirkatül Ahbar adlı kitabı on kısımdır. Muslihdin Efendi'nin kendi yazdığı. Bir dünya tarihidir ve Arabidir. Devirlerin aynası, Miratül Edvar. Evet. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Türkçe'ye tercüme etti bu kitabı. Tezkire isimli eseri heyet ilmine dair güzel bir metindir. Yani gökyüzündeki astronomik cisimler ve astronomik hadiselere ait. Yıldızların hareketleri, heyet ilmi, ilmi heyet, yıldız ilmi. Şimdi Binlerce yardımcı aletlerle, teleskoplarla, aynalarla, kürelerle, radarlarla nelerle nelerle uğraşıyorlar. O günün kitaplarını okuyamayanların bilgileri askıda kalıyor. Peki o adamlar hangi teleskopla baktılar? Nereden geldi bu bilgiler? Kim aya astronot gönderdi o zaman? 1500'lü yıllarda dini ilimlere ait yazdığı eserler de var. Lari Muslihiddin Efendi'nin. Tesibül Mantık Şerhi. Ehadisi Erbain Şerhi. İlşadül Fıkıh Şerhi. Feraizi Siracı Şerhi. Şemail-i Nebi Şerhi Kafiye Haşiyesi Kadı Beyzavi Tefsirine haşyeleri. Mutavvel Haşiyesi Şimdi Feraizi Siraciye Şerhi Bir Feraiz kitabı var Siraciye adlı Buna şerh yapan da Feraizi bilmesi lazım Feraiz İslam'daki miras hukukudur. İnsanların arasındaki münasebetler dünyada ne kadar çeşitliyse o kadar da feraiz problemleri var demektir. Şimdi bir cami yapıyorsunuz. Caminin taşlarını yontuyorsunuz. Bir çekül var elinizde. Bazı statik hesaplar var. O taş duvarı yapıyorsunuz. Ama taş duvarın arasına bir tuğla duvar da karıştırırsanız onun arasına molos taşlardan da bir şey dökerseniz hatıl dökerseniz o zaman hesap değişir. Şimdi feraiz bilgisi buyuruluyor ki insanlar arasında unutulacak en erken unutulacak büyük alimlerden birisi buyuruyor. Feraiz ile kadınlara ait haller bilgileridir buyuruyor. Maalesef şu anda bu ikisi de bilinmiyor. Feraizi birisine desen ki arkadaş bak bu Siraciye kitabı. Feraizi Siraciye kitabı. bu Hüsnü Efendi buna şerh yazdı. Bu Siraciye kitabında miras şöyle taksim edilir mirasçılar arasında diyor. Bir insan öldüğü zaman mirasçısı eşidir, evlatlarıdır. O kadar. Ama bu evlatlar hayatta değilse torunlarıdır, o evladın çocuklarıdır. Efendim, cinsiyetlerine göre alacakları pay farklıdır. Şimdi gitse de birisi dese ki kız kardeşine ya bak babamız öldü. Biz dört kardeşiz. Siz iki kız, biz de iki oğlan. Babamızın mirasını eğer dinimizin emrettiği şekilde bölmek istersek bizler iki, sizler bir alacaksınız. Yani mirası biz mirası altı parça yapacağız. Altının ikisini biri oğlan, diğer ikisini bir oğlan, e, altından geri kalan bir bireride kızlar alacak. Vay nasıl olur ben işte falan dese ki ya bacım ne kızıyorsun bu Allah Teala'nın emri canım Allah'ın emri falan ama bak kanun ne diyor falan bitti babadan kalan üç kuruşluk miras için canımı Allah'ın emri şimdi sırası mı bunun demek o insanın imanını alır, götürür. Peki diyeceksiniz ki bu niye adaletsiz görülüyor? Adaletsiz diyenlere sormak lazım. Bunun neresi adaletsiz diye? Dinimiz bütün kitaplarında evlilik hukukunda evin bütün ihtiyaçlarını evin erkeğine yüklemiş. Kadın sadece çocukları büyütecek, namusunu muhafaza edecek, dinini tatbik edecek. Kan, kadın efendim akşama ya ne alacağız, ne edeceğiz, param da yok falan demeyecek. Eğer beyi param yok diyorsa almaya edin arkadaş. Bu hanımı böyle sağa sola borç almaya bir çay bardağı şeker verir misiniz? toz şekeri bitmiş falan demeye muhtaç edemezsin. Bütün iş erkeklerin omuzuna yüklenmiştir dinimize. Dedik ve feraiz işini bilen alimlerin sayısı çok azdır. İşte bu Lare Mustehiddin Efendi rahmetullahi aleyh de, bir feraiz kitabına haşiye yazmak suretiyle ilimdeki üstünlüğünün bir şahitini daha bir arası bırakıp gitmiştir. Allah rahmet eyleye. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyeti İlimden